Telekom araları 23. RAS ihaleleri. 1990'lı yılların sonuna doğru ana firmamız olan Nortel, data konusunda pazarı geliştirmek için yeni gelişen bazı firmaları satın alma girişiminde bulundu. 1994 yılında kurulmuş olan Bain Networks ürünleri, router, remote access server, sayısal sinyal işleme cihazları ve bunun gibi portföyüne katmak için bu firmayı satın aldı. Hatta o günlerde arayüzü daha iyi olan ancak teknik özellikleri açısından Bain Network kadar iyi olmadığı iddia edilen Cisco'yu satın almaktan vazgeçti söylentisi bile vardı. Bain Network'ün satın alınmasıyla birlikte Türkiye'de bulunan personel de bize katılmış oldu. Ürünü daha öğrenmeden satış işi başlayınca apar topar biri ben olmak üzere, biri İstanbul'un Etaş'tan bir arkadaşım ve Bain Network'ten bize geçen eleman olmak üzere 3 kişi eğitim için İngiltere'ye eğitime gönderildik. Eğitim merkezi bu kez Meydan Eğitim Merkezi'ndeydi. Bir haftalık eğitimi Irak kökenli Selma Abbas isminde bir bayan verdi. Doğrusu anlattıklarından pek bir şey anlamamıştık. Bizimle gelen eski Bain Network personeli konuyu hocadan daha iyi bildiği için hocamıza pek de soru soramadık. Eğitim sonrası ülkeye döndük. Ama bu arada birçok satış gerçekleşmişti bile. Bana ve benimle beraber eğitim alan diğer Neteş personeli arkadaşa direktörümüz, Bursa'da Süper Online firmasına bir RAS cihazı kuracaksınız dedi. Tamam dedik. Ben Ankara'dan, diğer arkadaş İstanbul'dan atlayıp Bursa'ya geldik. Bursa'da Irgandı Köprüsü'ne giderken eski YKM mağazasının arkasındaki Süper Online ofisine bizden önce cihaz gelmiş ve bize de kurma işlemi düşmüştü. Donanım tamamdı. Ayağda kaldırdık ama bir türlü cihazı konfigüre edemiyorduk. Sisteme entegre edemiyoruz. Öğle araları tarihi İskenderci'de karnımıza bir güzel doyururduk ama konfigürasyon işlemini maalesef beceremedik. Hafta sonu döndük. Bir sonraki hafta yine uğraştık. Olmuyordu. En sonunda müdürümüz İstanbul'a çağırdı ve bize Bursa'ya İskender yemeğe mi gidiyorsunuz? Neden yapamadınız? Diye hafif fırçaladı. Ve bizi tekrar Bursa'ya yolladı. Baktık yine olmuyor. Bu kez Bain Network'ten bize geçen ve İngiltere'de beraber eğitim aldığımız arkadaşı aradık. Durumu izah ettik. Arkadaş bize siz manyak mısınız? Sıfırdan konfigürasyonla ne uğraşıyorsunuz kardeşim? Template konfigürasyonu zaten sistemin üzerinde var. Sadece erişim portlarını tanımlayıp 5 dakikada işi biteceksiniz dedi. Nitekim öyle de yaptık ve iş gerçekten çok kısa sürdü. Ve cihaz sisteme entegre ettik. Bu kez hak ederek keyifli bir İskender yedik. Daha sonra müdürü aradık ve işi tamamladık diye bildirdik. Müdür bizi tebrik etmeden haftaya İstanbul'a gelin İhlas Holding'in İhlasnet için RAS Network'ünü kuracaksınız ve eğitim vereceksiniz dedi. Bu kez hafta başında basın ekspres yolu üzerindeki İhlas Holding'in dev binasındaydık. Bina girişinde gayet modern giyimli genç bir bayan karşıladı bizi. Sistem odasından bir elemanı aradı ve o arkadaş gelene kadar da çayımızı kahvemizi içtik. İki kat aşağıya indik. Burası bambaşka bir atmosferdi. Sakallı hatta cübbeli arkadaşlar bile koridorda da karşımda çıkıyordu. Adeta iki ayrı dünyaydı. Burada da iki hafta kaldık. Sürenin bu kadar uzamasının nedeni yapamadığımızdan değil de sistemin büyüklüğü ve bir sonraki hafta çalışanlarına verdiğimiz teknik eğitimiydi. Sonraki yıllarda burada çalışan bir iki ve çalışan arkadaşın Neteş'e girmesine vesile olmuştum. İşi yeni bitirmişti ki bu kez TürkNet'in talebi önümüze düştü. TürkNet'in yeri de Avrupa yakasında elektrik elektronikçiler çarşısındaydı. Artık gözü kapalı ve kolayca konfigüre edebiliyorduk. İki günde işi bitirdik. Daha sonraki yıllarda firmayı Sabancı Grubu satın alınca bir cihazla Ankara'da Sabancı Holding'in Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki binasına kurduk. RAS'la ilgili ihaleleri burada özetlemeye çalıştık arka planıyla birlikte. Gelecek sayıda yeni bir ihale ve arka planını anlatmaya planlıyorum.